Cumhuriyet Bayramı törenleri pandemi önlemleri altında gerçekleşiyor. Malum dünya ve Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Tabii virüsle mücadelede sağlık çalışanları mücadelenin en ön safında yer alıyor. Onların bilgisi, birikimi, tecrübesi hayat kurtarıyor. Ve hiç kuşkusuz bu deneyimlerinin kazanılmasında da geçmiş kuşakların büyük payı var. Cumhuriyet'in ilk yıllarında, Kurtuluş Savaşı yıllarında zaferle taçlandırılan halkın salgınlarla mücadelesi bir taraftan devam ediyordu. Cephedekinden daha çok can alan salgınlarla savaş için yeterli ekipman, doktor ve hemşire yoktu. Atatürk önderliğinde sağlıkta bir devrim yapıldı ve sağlık çalışanlarının o yıllarda yürüttüğü mücadele şimdiki meslektaşları için de bir ışık oldu. NTV'den Osman Terkan ve Önder Gündoğdu'nun hazırladığı özel dosya ekrana geliyor şimdi. Tabii özel arşiv görüntüleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne de ayrıca teşekkür ediyoruz. Covid salgını nedeniyle Türkiye'de şu ana kadar yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti. 300 binden fazla kişi hastalığa yakalandı. Tüm dünya ile birlikte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Ve bu Türkiye'nin salgınla ilk mücadelesi değil. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı yıllarda da Türkiye salgın hastalıkların pençesindeydi. 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğunda Anadolu'da 3 milyon kişi körlüğe neden olan trahom hastalığıyla savaşıyordu. Nüfusun yarısından fazlasında da sıtma hastalığı mevcuttu. Bu şartlar altında başlayan milli mücadele zaferle sona erecekti ama salgın hastalıklar cephede düşmandan daha ağır kayıplar verdirecekti. Öyle ki Kurtuluş Savaşı sırasında savaş meydanında şehit düşen asker sayısı 9.167 iken hastalıklar nedeniyle 22.690 asker şehit oldu. Salgın tehdidi Cumhuriyet'in ilk yıllarında da savaşlar nedeniyle bitap düşmüş ülkenin yakasını bırakmadı. Birinci Dünya Savaşı sonrası Kurtuluş Savaşı yılları hem ülkemizde hem dünyada salgın hastalıkların da çok yüksek olduğu yıllara tekabül ediyor. İşte İspanyol gribi deniliyor. 500 milyon insan kaybedilmiş. Yine kolera salgınları, sıtma salgını, trahom gibi salgınların çok yaygın olduğu bir dönem. Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda da baktığımızda Anadolu'da 13 milyon insan yaşıyor. Bunun 3 milyonu trahomlu. Yarısı da sıtmadan muzdarip. Cumhuriyet'in ilk yılları salgınlarla mücadeleyle geçti. Anadolu savaş yorgunuydu. Hastane, doktor, hemşire sayısı çok azdı. Salgınlarla mücadelenin temelleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından hemen sonra atıldı. Üç numaralı kanunla Mayıs'ta 1920'de Sağlık Bakanlığı kuruluyor. İlk Sağlık Bakanımız Adnan Adıvar. Adnan Adıvar Ankara'da bir odada Sağlık Bakanı olarak bir sağlık memuruyla göreve başlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın kadrosu iki kişi. Türkiye Cumhuriyeti hastalıklarla mücadele için önce anne ve çocuk sağlığına önem verdi. Çocuk büyütme işi milli bir mesele olarak görülüyor. Bunun için doğum ve çocuk bakım evleri açılıyor çeşitli yerlerde. Anneler sağlıklı doğum yapsın, çocuklarını büyütebilsin diye. 6 sağlıklı çocuk doğurmuş kadınlara ödüller veriliyor, madalyalar veriliyor, para ödülleri veriliyor. Doğumu teşvik etmek için nüfusumuz artsın diye. Atatürk'ün emriyle salgınlarla mücadele için tıp kongreleri düzenlendi. Salgın hastalıklar o kadar fazlaydı ki aralarında en tehlikelisi seçilip mücadeleye girişildi.
ilk geniş kapsamlı mücadele sıtmaylaydı. Bulaşıcı hastalıklar gündemde. Bunun hangisinden başlamak lazım? Sıtma var, verem var, frengi var, trahom var, kuduz var. En zararlısı sıtma görülüyor hastaların, en yaygın olanı. Güney Anadolu'da, Akdeniz bölgesinde o kadar yaygın ki sıtma. Antalya'da bir çocuk doğuyor, iki çocuk ölüyor. Sıtma mücadelesi başladığı zaman devletin bedava kinin dağıtması gerekiyor sıtma hastalarına. Sıtma hastalarına kinin dağıtacak personeli yok. Nasıl dağıtıyor kinini? Türkiye'de bütün illerde, ilçelerde teşkilatı olan, bir birimi olan tek bir kurum var. Ziraat Bankası. Ziraat Bankası kinin dağıtımıyla görevlendiriliyor ve sıtma hastalarının kininleri Ziraat Bankası'ndan dağıtılıyor. Bataklık kurutma mücadelesi başlıyor. Çeltik alanlarında DDT mücadelesi başlıyor. Bunları sinek yok etme mücadelesi başlıyor. Diğer taraftan da sıtma tedavi evleri açılıyor. Frengi ve veremle savaş için uzun vadeli planlamalar yapıldı. Şehirlerde veremle mücadele dernekleri açıldı. Heybeliada'da senatoryum kuruldu. Körlüğe neden olan trahom hastalığı doğu bölgelerinde etkiliydi. 300'den fazla köye trahom evleri, tedavi merkezleri açıldı. Genç Cumhuriyet'in ilk yıllarında en yaygın salgınlardan biri de kuduzdu. Cumhuriyet döneminde en önemli işlerden biri de aşı üretimi. Kim üretiyor aşıyı? Refik Saydam'ın kurduğu Merkez Hıfzı Sıha Enstitüsü üretiyor aşıyı. Kuduz hayret edilecek bir şekilde çok yaygın çünkü kırsal hayat var. İnsanlar kırda yaşıyor. Dolayısıyla da hayvanlarla bir arada yaşıyorlar. 1932 yılında bir adım daha atılıyor. Ankara Merkez Hıfzı Sıha Enstitüsü'nde, bu Refik Saydam'ın kurduğu enstitüde kuduz aşısı üretilmeye başlanıyor ve kuduz aşısı 1933 yılında bütün şehirlere gönderiliyor. 1938 yılında Çin'de bir kolera salgını çıkmış ve bu salgında Çin bütün dünya ülkelerinden yardım istemiş, Türkiye'den de yardım istemiş. Sağlık Bakanlığı da Merkez Hıfzı Sıha Enstitüsü'nde ürettirdiği 1 milyon doz aşıyı hibe olarak göndermiş Çin'e. Salgınlarla mücadelede Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin de özel bir yeri var. Tarihte 3 kez salgın hastanesi ilan edilen Cerrahpaşa, tıpkı bugün olduğu gibi geçmişte de salgınlarla savaştı. 14 Aralık 1930 yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyarete geliyor. Tam da gösterebilirsiniz, şu kapıdan girdiği giriş resimleri var ve hastaneyi geziyor, denetliyor. Evet. Buradaki deftere de diyor ki buradaki mesai disiplini, temizlik ve sağlık hizmetlerinden memnun kaldım diye de defterine, o zamanki deftere yazıyor Atatürk. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hocaları ve öğrencileri artık her 14 Aralık'ı Atatürk Günü olarak kutlayacaklar. Sağlık alanında da devrimler yapan atalarını, Cumhuriyet'in ilk yıllarında tüm yoksulluğa ve zorluklara rağmen mücadeleyi hiç bırakmayan sağlık çalışanı, meslek büyüklerini unutmamak için.